Türkiye'nin ilk internet ünlüsü, o yeteneğiyle ve kalemiyle milyonların sevgilisi, kadın komedyenler arasında özel bir yere sahip olan Gupse Özay'ın kariyerini sizler için araştırdık. İnternette tanındı. Yeteneğiyle parladı. Nur Hayat'la patladı. Onun bir dediğini iki etmemiş, hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış, zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir kişiyim Şeymuz amcacığım. Hayatını değiştiren Deliha karakteri nasıl ortaya çıktı? Aşık oldum be! Dondi! Aşık oldum Dondi! Anne! Aşık oldum anne! Teyze aşık oldum teyze! Bu ne teyze? Anlamadım. Evlenmeyi düşünmüyorum derken Barış Arduç'la nasıl evliliğe yürüdü? Daha gencim be. Ne evlendireceğim beni hemen? Nur Hayat evlensin. Ben durayım da. Karakterleri için kilo alıp verirken nasıl sağlığıyla oynadı? İki tane tavuk butu bana doğru koşuyorlar. Kariyeri ve tüm bilinmeyenleriyle Gupse Özay'ın portresi geliyor. Trap! O Türkiye'nin ilk internet şöhreti. 2010 yılında internette yayınlanan skeçlerde görmüştük ilk olarak onu. Yeteneği daha orada ortaya çıkmıştı. Kayınvaliden bir tane bezi taktı doktor bey. Bir tane. Ne burma ne hurma ne bilmem ne. Aha böyle küçücük, incecik. Aa dedim ben bu kadar ucuz muyum dedim. Ferayan mı dedim. Yeteneğini keşfeden Gülse Birsel oldu. Yalan Dünya dizisine girişi ve Nur Hayat karakteri Gupse Özay'ın herkesçe tanınmasına neden oldu. Hayırdır Rıza'cığım nereden? Buradan oradan geçiyordum. Denize rastladım da dedim bırakayım evini oraya kadar. Bu sizin eşya taşıdığınız pick-up değil mi canım? Evet bizim işte ya. Çerkez kızı Gupse Özay. Gupse Çerkez dilinde canımın içi demek. Gupse canımın içi demek. Aslında gu can pse su canımdan kanımdan anlamına geliyor. Çerkezlerin en tipik özelliklerinin hepsi birleşmiş durumda bu tatlı kadında. Sence Çerkezleri Çerkez yapan yegane faktör ne? Saygı. İnsana saygıyı çok güzel beceriyoruz bence. Yani atıyorum odaya 2 yaşında bir çocuk bile gelse herkes ayağa kalkıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de öyleyimdir çünkü. Hatta üniversitenin ilk başlarında hoca içeri girdiğinde ayağa kalkıyordum ve benimle dalga geçiyordu arkadaşlarım. Ben de bunun hayır lisede ortaokuldan kalma bir şey değil. Ben bunu saygıdan yapıyorum demiştim ama neyse sonra öğrendim kalkmamaya başladım. Ama çocuklukta biraz cadıydı kendi deyimiyle. Evin küçük reisiydim ben. Hani benim istediğim olurdu. Ben bağırırdım, çağırırdım. Biraz cadıydım yani. Hani işte ne bileyim ben yani tuttuğunu koparan bir çocuktum yani. Ve hızlı konuşmakla birleşince tamam aman yarabbi. Evde devamlı bir cadı bunu konuşuyor. Ekranla ilk tanıştığı karakter olan Nur Hayat'ta o cadılığı yansıttı. Sevimli bir cadıydı elbette. Hem o kadar iyi biliyorsan de bakayım arkadaşların yanında. Siz daha Bodrum katında değil misiniz ha? Niye gravitanı kullanmıyorsun sen kardeşim? O temel çöker, hepiniz altında kalırsınız. Geberip gidersin, senin haberin var mı? Ha? Ne oldu bir karış dilin, yuttun galiba bir bıh diye kaldın. Yıllar önce katıldığı Kerim Can Kamal'ın programında Nur Hayat'ı bakın nasıl anlatmıştı. Nur Hayat? Bir bakarlar bir şeyler böyle. Oh. Tabii böyle. Ha? Yani böyle şeydir onlar, kıskanç bir bakışlar falan, bir ağız böyle. Hani mimikleriyle konuşan insanlar vardır ya böyle. Aa çok güzelsin canım. Nur Hayat, Gupse Özay'ın içindeki onlarca farklı karakterden sadece biriydi. Aynı programda içindeki diğer karakterleri göstermiş ve çok beğenilmişti. Şey kek çırptım akşamdan, sabaha pişti, kabardı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu haftanın ana gündemi kar yağışıydı. Herkes perme perişan oldu. Bu durumdan en çok keyif alanlar ise çocuklar oldu. Hem orada böyle bir kızdım ona, o da böyle bir baktı bana. Gözlerin kimseye... Hıyar biz ektiydik biliyor musun? O hıyarları ben dedim, sökün çocuğum dedim. Hepinizi öldüreceğim. Sen konuşma! Tipine bak ondan sonra konuş. Dudakların taşırmışsın o kırmızı ucunu. Oğlum! Gözlerinin altına da şey istiyorum, pembe far. Acayip heyecanlıyım yani.
Nurhayat olarak ekranları salladı. Nurhayat karakteri sadece yayınlandığı dizide değil, tüm medyada büyük etki yarattı. Benim kendi kanımdan, canımdan olan insanları bana karşı kışkırttı bacım. Benim öz hakiki hala oğlum hali hazırda selamı sabah kesti. Niye? Antipatik oğlunu entrika yapacağım diye tehlikeye atmışım. Nurhayat karakteriyle katıldığı Bugün Ne Giysem programı çok beğenilmişti. İnanamıyorum ya. Ben sana inanamayacağım. Başka bir şey söyleyeyim tatlım. Sen biliyor musun ki benim bu yüzümdeki kıyafetler kaç para ha? Halkalda kaloriferli 3+1 taşıyorum ben üstümde be. O programın kulisinde Show TV'ye verdiği röportajda hızlı konuşmasıyla ilgili bakın neler söylemişti. Valla çocukluğumdan beri böyleymiş. Yani akrabalarımız falan hatta ne dedin neydi bu ya falan filan diyorlardı böyle. Hani çocukluğumdan beri böyle bir şey var. Kendi yazdı, kendi oynadı. Deliha'yla hayatı değişti. Yalan Dünya'dan sonra herkes ondan yeni bir dizi beklerken cesur bir karar aldı ve kendi yazdığı Deliha karakterini sinemaya uyarladı. Bayağı iyi. Cemil, merhaba. Ben daha önce kimseyle öpüşmedim. Ama seninle öpüşürüm. Deliha filminde beraber rol aldığı Barış Arduç'u hem bir yıldız olarak ekranlara kazandırdı Gupse Özay, hem de yakışıklı oyuncuyu gönlünün prensi yaptı. Aşk hayatım iyi değil. Hiç sevgilim olmadı şimdiye kadar. Dün gece Kenan'la yolları ayırdık. Onları hep konuşuruz zaten. Anladım da duvar, elini bir... Güzel olmuş. Gayrı olmuş. Ya ıslak ıslak oraya boya sürüldü yeni. Heh. Deliha'nın tam zıttı. Görümce Gupse Özay. Deliha'dan sonra Küçük Esnaf filmindeki rolüyle sinemada boy gösterdi. Ay eve iş getirme diyorum, beni hiç dinlemiyor hala. Oo, kasadaydım. Ne bu? Evleniyorum. Gözün alıyorsa kapatayım, çok büyük bir aşk. Evleniyor musun? Kiminle? Çal davulcu! Sonrasında kendi yazdığı ikinci filmi olan Görümce'yi izleyenlerle buluşturdu. Deliha'dan bambaşka bir karakterle karşımıza çıkmıştı Gupse Özay. Benim ablam manyak. Beni herkesten çok kıskanıyor. Aslan gibi delikanlı evlenecek tabii. Evlenecek, çocuğu olacak, ailesi olacak, karısı olacak. Sen anne. Deliha'dan Görümce'ye geçiş oyunculuk anlamında onu pek zorlamadı ama fiziksel değişim zordu. Aldığı kilolar onu çok zorlamıştı. Kilo aldım. Karakter biraz böyle... İri olsun falan. Dişlerim var, lensler taktım, o yüzden şaşırmayın. Zayıflamak için girdiği detoks kampından çektiği videolarla da güldürdü. Döner var mı döner? Perişan. İki tane tavuk butu bana doğru koşuyorlar. Ya detoks yapmam lazımmış. Çim suyu içecekmişim. Bol su, yüzme. Şeyleri aldınız, tüyoları aldınız ya. Tabii canım, 10 gün bir kampa giriyorum. Bu yüzden sağlığı bile bozuldu. Karakterler arasında alıp verdiği kilolar yüzünden sağlığını kaybetti. Uzun süre tedavi gördü. Barış Arduç'la evliliğe giden süreç. Henüz hayatında Barış Arduç yokken aşka ve evliliğe çok uzak bir isimdi Gupse Özay. Çok maraton, çok hızlı koşuyorum, yürümeye çalışıyorum kalabalıklar arasında. Bir de ikinci bir insanla beraber paralel yürümeye çalışmak, yok onu yapamam, beceremem. Daha gencim be, ne evlendireceğim beni hemen. Nurhayat evlensin, ben durayım daha. Deliha filminin setinde başlayan Barış Arduç ilişkisi çok konuşulmuştu. Merak edilen bir çift olmuşlar ve ilk görüntülendiklerinde çok izlenmişlerdi. Burada yeni bir şeyler olacak sizin adınıza. Ne gibi? Sağ ol kardeşim. He? Düşünsek zaten şimdi bunu burada AVM devirirken planlarımız var diye anlatmıyordum değil mi? Sık sık haklarında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Hepsini tek tek yalanladılar. Dayın bir kıskançlık krizi haberleri var. Yalan. Bir takım uydurma haberlere alıştık ama bazıları o kadar artık hani abartı oluyor ki bir takım ne derler tepki vermek zorunda kalıyor. Sürprizlerle dolu bir çift oldular hep. Evlilikleri de sürpriz oldu. Çeşme'de birkaç saatte karar verip evlendiler. Bayram geliyor. Biz de bayram sonu dönüyorduk İstanbul'a. Çekimler başlıyor. Dedik ki hep gel bir deneyelim. Belki de olur falan. Bir anda yani bir 2-3 günde o zaman hava güzel. Işte. Kış olacağına falan. Doğru zaman diyelim. Evliliklerinden sonra ev hayatları da merak edildi. Gupse Özay Ömür Sabuncuoğlu'nu anlatmıştı evdeki Barış Arduç'u. O çok yeteneklidir. Yani o yapamayacağı hiçbir şey yoktur. O yüzden ben o konuda şanslıyım. Barış'ın enteresan bir yani şey sanatsal bir tarafı olduğu için yemekleri de acayip iyi yapıyor. İşte tamirat işlerinden çok çok iyi anlıyor. Hani bir ev yap desen 3 günde bir ev dikebilir. Sinema filmleriyle kariyerinde zirveye çıktı.
2017'de Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Tatlım Tatlım filmiyle çıktı karşımıza Gupse Özay. Uzun zamandır kimseyle bu kadar saçma bir konuyu akıcı bir şekilde konuşmamıştım. Nedense romantik geldi bana. Bana da. Nereden çıktın sen ya? Tatlım Tatlım filmi için Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı keyifli sohbette sıra. Şebnem Bozoklu ve Aylin Kontante'nin de yer aldığı sohbette Gupse Özay gençlik yıllarında Leonardo DiCaprio'ya hayran olduğunu söylemişti. Ortaokul ve lisede çok inektim. Yani böyle ders ve paten kayıyordum ve ders hani böyle anca işte dergilerden Leonardo DiCaprio'ya aşıktım. Hani böyle hiçbir erkek de benimle ilgilenmezdi. O yüzden hep platonik aşkla kızıydım. Gerçekten öyle. Merhaba Leonardo, ben Türkiye'den işte Gupse. Bence biz tanıştığımızda benden etkileneceksin falan. Yani sen kimsin? Gupse Özay aynı sohbette yemek yapmakta nasıl ustalaştığını komik bir dille anlatıyordu. Sana bir şey söyleyeyim Ömür, bayağı şu an şeyim, yapamayacağım bir şey yok yani. Wow, o kadar. Deli eğleniyorum, zevk alıyorum ya. Her şeyi sarma, tek elime sarma sarıyorum. Yok abi. Ya yemin ederim çok saçma bir şey oldu böyle. Çay denerek ya, ay içine bir şey de bilmem ne, bergamot atalım falan, böyle bu hale geldim. Yani evde vakit geçince şey oldu, inanılmaz domestikim şu an yani. Bayağı. Hemen ardından çok sevilen Delihan'ın ikinci filmi girdi vizyona. Sana bir şey soracağım. Senin adın Zeliha mı? Ha, benim. Ben Eda, ilkokuldan. Beni hatırladın mı? Yok, ilkokul terk etmem. Sen ilkokul terk etmeden önce biz seninle aynı sınıftaydık. Hatta öğretmenin biri bana el kaldırdı diye adamı camdan atmıştın. Camdan atmıştım. Delihan'ın mutfaktaki hünerlerini konu alıyordu film. Show TV için partneri Eda Ece ile mutfağa girdi ve marifetlerini gösterdiği görüntüler de çok beğenilmişti. Ünlü oyuncu bıçaklandı. Eda Ece bir çekim sırasında partneri Gupse Özay tarafından yanlışlıkla bıçaklandı. Evet, gelişmelerle birazdan canlı yayındayız. Deliha 2 başarılı gişesiyle Gupse Özay'ın zirveye çıkışında büyük rol oynadı. Eltilerin Savaşı'yla başarısını sürdürdü. Son projesi Eltilerin Savaşı'nı yine kendi yazmış, kendi oynamıştı. Ha, ben gencim anneciğim. Gencim, sonra yapacağım hazır hissettiğimde. Ne genci kız, 36 yaşın, ne oldun sen? Eltilerin Savaşı ekibiyle birlikte Show TV'ye verdikleri röportajda filmin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyordu. Peki nasıl çıktı bu savaş? Bu savaş nasıl çıktı? Vallahi ben görümce filmini yapmıştım ya, biliyorsun. Orada zaten kendim görümce olduğum için hakim olduğum bir hikayeydi. Sonra dedim bu akraba ilişkilerinde kadınların böyle bir didişmesi var. Ben bu sefer eltileri barıştırayım diye düşündüm. Bir de kültür olarak Türkiye'de akrabalık ilişkileri çok enteresan. Yani çok biz yani çok görüşen, daha sosyal, daha sıcak, samimi bir milletiz. O yüzden bu terimler de çok fazla bizde. Hani atıyorum Amerika'da sister-in-law diyorsun, hepsini kapsıyor ama bizde eltisi, kaynatası, baldızı, görümcesi, kayının her şeyi var. Her şey var. Dolayısıyla eltilerden yine kadın içeriğini başrole koymayı sevdiğim için eltilerden gitmek istedim. Şaşırdın değil mi? Hürrem'in mutfağı. Hürrem. Sultan. Çok güzelmiş. Eltilerin Savaşı sadece filmiyle değil, kamera arkasıyla da milyonları güldürdü. Bizim bir tane komşumuzun kızı vardı. Böyle senin gibi değil, güzel bir kızdı. Böyle kötü geçti bana isim. Aa, hocam, öyle yapınca gülüyorum ben. Anne oldu. Bebeği Jean Asya'yı kucağına aldı. Gupse Özay'ın hayatındaki en son güzel gelişme, Barış Arduç'la mutlu evliliğinden kızı Jean Asya'nın dünyaya gelmesiydi. Gupse Özay'la bebeği ilk kez birkaç ay önce böyle görüntülendi. Annelik yakıştı Gupse Özay'a. Bunun da komedisini yapmaya başladı internette. Valla ya, yorgunluğu var ama nasıl diyeyim, böyle tatlı bir yorgunluk. Böyle sevimli minik bir yorgunluk yani. Öyle aman abartılı, makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani. Ben öyle zorlandığımı, hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Gayet benim için keyifli geçti. Son olarak katıldığı Eda Ece'nin düğününde annelik komedisinden bir film ürettiğini müjdeledi. Yeni filmimiz yolda.
Tabii ki onun filmi gelecek zaten. Geçtiğimiz gün de paylaştınız zaten. Ha, evet söyledim. Çünkü çok mesaj geliyor. Allah aşkına sen bunu yaşıyorsan bunun filmini yap dediler anneler. Ve onlara bir hediye ve biraz da ben işte ne bileyim malzemelerimi kullanayım. Çok garip şeyler yaşadım. Çünkü onların hepsini filminde görebiliyorum. Minik Can Asya 2023 yazında Çeşme'de anne ve babasıyla birlikte görüntülenmişti. Gupse Özay'ın bilinmeyenleri. Gupse Özay'ın kariyerinin en büyük pişmanlığı sunduğu bir program. Rekorlar Dünyası adlı program kariyerinin en büyük hatası olmuş. Ya uf Rekorlar Dünyası diye bir program sunmuştum. Böyle Guinness rekorlarına girmiş enteresan insanlarla birlikte olduğum bir program. Mesela? Neyse ki hemen hızlıca bitti o program. Vallahi Rekorlar Dünyası Gupse yaz çıkar. Ve korku içindeydim. Mesela ağzıyla araba çeken, diliyle at besleyen falan değişik insanlar var. Estetiği yok Gupse Özay'ın. Estetiğin var mı? Estetiğim, ya hiçbir estetiğim yok ama diş sayılıyorsa şu dişim çürüdüğü için üstünde lamine var. Vallahi siz boğazımdan geçmez yahu. Ama bu işi ciddi yapan cesur insanlar var.